Selam, Açık Açık Podcast'ime hoş geldin. Şimdi biz diğer iki podcast'te böyle heyecanlı heyecanlı bir yere geldik. Devamı da geliyor. Burada biz akıyoruz sevgili evet, Selena'yla. Akıyoruz. Şimdi asıl bence bu kadar konuştuğumuz konudan sonra, yani işte kadın beyninden falan bahsettikten sonra, sen de o sırada kendi uzun süre yaşadığın yaklaşık 35 yıllık evlilik artı 2 senede hani o işte görüşme, sevgililik sürecinden sonra şu soruyu sormak bence çok önemli. Uzun süreli ilişkilerde nasıl ilişkiyi aktif tutabiliriz? Nasıl dinamik halde tutabiliriz? Bunların üzerine biraz konuşmakta bence fayda var. Evet, doğru. Şimdi iki farklı olay var. Bir tanesi yatak odasında dönüşen olay. Bir tanesi de aslında birbirimizle olan iletişimle ilgili. Yani orada daha önce bahsettiğimiz gibi o regle öncesi dönemlerinde kadının geçtiği o döngülerde destekli ve iletişime açık bir ilişki o bir kere çok tatlı tutuyor. Şimdi bir kadının o güven alanına ihtiyacı var. Görüldüğüne, işitildiğine, varlığını olduğu gibi kabul edildiğine bir teyide ihtiyacı var. Buna ihtiyaç duyuyor. Şimdi bunun olmadığı bir ortamda sen yatak odasında da bir yerden sonra artık ne ellenmek ne cinsellik hiçbir şey istemiyorsun. Ve orada bir görev gibi yapıyorsun bunu. Ki cinsellik bir görev olmamalı. Çünkü iki tarafında hem bir rehabilitasyonu, yani hem bir yenilenme, hem bir mutluluk hormonlarını salgıladığın, ayrıca yaratıma kadar giden bir sürü etabı var. Onların yapıldığı alan cinsellik. Ve orada kadının duruşu, ay bitse de gitsek. Benim homeopat olarak senelerce karşıma gelen, işte soruyorum kadınlara, cinsel hayatınız nasıl falan. Normal, tamam, okey. Peki normal açıklar mısınız? Normal senin için nedir? Herkes normal için nedir? Olmasa da olur. Bunu o kadar çok duydum. O zaman da çok üzülmüştüm. Çünkü ben evli olduğum adamla keyifli bir dengedeydim o zamanlar. Şimdi bir kere ikili ilişkinin birbirinin alanına saygı göstermesi. Bu alan ne demek? Sana ait olan tavırdır, düşüncedir, hayallerindir, korkularındır. Bunlara saygı göstermesi. Sen bunu taşıyorsun. Evet. Bu senin realiten. Evet. Ben seni değiştiremem. Sen geldiğin gibisin. Ve ben seni bu halinle kabul ediyorum. O hissetmesi lazım. İki tarafında. Kadının özellikle çok biliyoruz şimdi değil mi? Bu hormonların iniş çıkışlarından hassasiyetimiz var. Ondan sonra da kırılganlıklarından bahsedebilmek. Yani erkek de mesela, ya evet çok tatlı biz muhabbet ediyoruz falan ama sen bana hiç dokunmuyorsun diyebileceği bir alanın oluşması. Hani o kadar bir samimiyet. Kadının da aynı şekilde. Hani takılı kaldıkları yerler. Mesela ben yeteri kadar senden şefkat görmediğimi hissediyorum. Bu benim hissiyatım. Bunu böyle açmak, konuşabilmek. Biz buna kırılganlığımızı ortaya koymak diyoruz. Aslında şimdi sen şefkat deyince ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ettim. Biz kadınlar biraz aslında daha da çok şefkat bekliyoruz. Biz şefkata ihtiyaç duyuyoruz. Aslında erkek de duyuyor. Duyuyor ama bizde o kadar fazla var ki bu. Biz oraya aslında bunu veriyoruz. Veriyoruz. Erkek şefkatle zaten ve anneden de öyle büyütülüyor, eşten de bunu görüyor ama şefkat vermesi gerektiğini farkında olmuyor erkekler genelde. Çünkü almaya öğrenmiş. Almayı öğrenmiş. Hep almış ve otomatikman gelmiş. Evet. O alanın ne kadar güzel olduğunu biliyor ama nasıl vereceğini bilmiyor. Ve bazen kadınlar da bu kelime olarak bunun şefkat olduğunun da farkında olmadığı için benle ilgilenmiyorsun diye genel geçer bir cümle kullanıyorlar. Aslında kendi de nasıl ifade edeceğini bilemediği için. O yüzden bence bu şefkat kelimesi çok önemli. Yani şefkatli davranışlara ve öyle bir bakış açısına ihtiyacımız var eşimiz tarafından. Bunu böyle söylememiz lazım kesinlikle, karşı tarafa. Kesinlikle. Burada işte bu kendini rahat ifade edebilme ilişkinin içinde çok değerli. O zaman sen dersin ki benim için şefkat
şu şu deme. Bu arada bununla ilgili çok ilginç bir epizodu var Esther Perel'in. Diyor ki her kişi doğduğu ortamdaki kavramlarla büyüyor. Evet. Şimdi biz hepimiz şefkati biliyoruz, sevgiyi biliyoruz, aşkı biliyoruz, dokunmayı biliyoruz ama anlamları farklı. Evet. Bu kültür farkı var. Mesela ayrı ülkelerden sevgili olabilirsin. Birisi Afrikalıdır, birisi de İngilizdir. Atıyorum şimdi, tamam mı? Ya da biri batılıdır, biri doğuludur. Yani sonsuz olasılık. Her ailenin kavramlara koyduğu anlam farklı. Evet. Ve orada bir konuşmak lazım. Senin için şefkat ne demek mesela, evet, tamam mı? Evet. Ben de derim ki o zaman ya benim için şefkat işte bazı günler modum düşük olduğunda gelinip bir sorulmaz. Ay nasılsın? Gel bir sana sarılayım. Bir ihtiyacın var mı? Hadi bugün ben mi yemeği yapsam? Atıyorum sonsuz olasılık olabilir. Şimdi örnek veriyorum tabii gibi. Sonra ama bunu tek taraftaya çünkü biz egosal çok bir yerde duruyoruz. Evet. Peki senin için nasıl? Yani karşılıklı kavramların içeriğini konuşmak. Evet. Ya ben aşığım. Ne demek aşıksın? Ne hissediyorsun? Evet. Şeyden çok, zihinsel anlatımdan çok duygu. Ben burada bu duyguyu hissediyorum. Duygularla. Bunları konuştuğunda başka bir alana geçiyorsun. Evet. Ve bu çok değerli. Konuşarak. Esther Perel bir şeyden daha bahsediyor. Diyor ki muhakkak diyor bir çember gibi karşılıklı bir alanda oturmak gerekiyor diyor. Biz bunu tantradan biliyoruz. Karşılıklı partnerinle oturup böyle bir de biz böyle komik bir şey var. Sanki evet, bir baloncuk içinde açıyoruz beraber ve o baloncuğun içinde o konuların kalması. Çünkü sen dışarıda kavga edip yatağa girip sevişemezsin. Öyle bir gerçek yok. Çoğu erkek için oluyor. Çünkü onlar taşımıyor, üstünde kalmıyor. Kadının doğasında bunu irdelemek, neden öyle oldu, bunu mu yapmalıydım, o bunu mu yapmalıydı, çok fazla kurgu var. Bunları sen yatak odasına taşıdığında kadın isteksiz oluyor otomatikman. Çözmemiş, içeride çözülmemiş. Evet, evet. O zaman da böyle havada. Ama orada oturup, ya ben mesela senin söylediğin bu kelime, ben de yetersizliği getirdi, kendimi suçlu hissettim, görülmediğimi, sevilmediğimi hissettim gibi kendini ifade etme alanında bunu konuşarak çözmek. Çözdüğün zaman zaten oradaki o buz blokları erimeye başlıyor. Ve ondan sonra da biz birbirimize nasıl dokunuyoruz acaba? Biz birbirimizi ne kadar tanıyoruz dememiz böyle arada muhabbet ederken onu söyledim. Bu kadar uzun süreli bir ilişkiden sonra yeni hayatımda ilişkiler ve tantranın bütün derinliklerini ve eğitimlerini yurt dışı ve yurt dışında aldıktan sonra bir fark ettim ki şu andaki partnerimle ben çok daha fazla şeyi deneyimlemeyi ve onun bedenini tanımayı biliyorum. Ve bir gün oturdum onun yasını tuttum. Dedim ki ya peki tamam biz çocuktuk. Ben 20 yaşındaydım. O da 25. Biz birbirimizle öğrendik cinselliği. Ama bu kadar. Yani oturup da porno da seyretmedik. Yani bana göre her zaman böyle çok beni iten bir konuydu. O ayrı bir konu. Oraya da girebiliriz. Ama birbirimizin bedenini hiç tanımadık. Hiçbir zaman neyden hoşlanırım, neler hoşuma gitmezi konuşmadık. Deneyimlemedik de. Tamam, motomot bir şeylerle gitti ve orada şu oluyor, kadın kısa kalıyor. Çünkü kadın, tantrada hep denildiği gibi kadın su, erkek ateş, ateş alev alev ama kadın daha ısıtılması gereken bir evet, varlık. Orada iki dakika böyle bir oynaşmayla oraya getiremiyorsun kadını. Evet, o zaman ne oluyor, kadın görev yapıyormuş gibi bir yere giriyor. Ama erkek çok daha çabuk zirve noktasına gelip boşalmaya giriyor. Daha kadın yürümemiş, yola çıkmamış bile. Ve o zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kadın cinsellik istemiyor. Çünkü onun hoşuna gitmiyor. Çünkü büyük bir ihtimalle daha kuru, vajina daha ıslanmamış. Bunun için istediğin kadar hayvanlaştırıcı kullansan bile o en iç kısma kadar
o kayganlaştırıcı zaten orayı nemlendirmiyor. O çok başında olan bir şey. Buna da vakit ayırmak ve sizin kontrolünüzde olması lazım. Yani erkeklerin kendilerini kontrol etmesi gerekiyor. Bu bir tarafı. Ondan sonra mesela Betty Martin de öğrendi. Nasıl dokunulmak istediğini bilmiyorum bile. Bilmiyoruz. Hiç öğretilmedi bize. Evet. Ve neden öğretilmedi biliyor musun? Kendimizi ellemeye tükaka gösterildi. Evet. Şu ayıp ne yapıyorsun falan. Evet. Halbuki ve bu mastürbasyon demek değil. Bu da var içinde ama illa olmak zorunda değil. Değil. Kendi bedenini keşfe çıkmamız şart. Ben kendi bedenimi tanımazsam, duygularımın ne olduğunu, hazımın ne olduğunu bilmezsem, ne karşımdakiyle bunu paylaşabilirim. Karşımdaki de müneccim değil yani beynimi okumayacak. Ne de girdiğim o ilişkide keyfini alabilirim. Çünkü bilmiyor, karşımdaki bilmiyor. Ben bunu söyleyemiyorum ki. Bu şöyle bir şey aslında. Mesela atıyorum bir gün bir yemeğe çıkacaksındır. Karşındakini İtalyan restoranına götürmek gibi bir fikir gelmiştir. Ve şey demişsindir, bir genelleme yapmışsındır. Herkes İtalyan restoranını zaten çıkıyor. Evet. Belki de glutene alerjisi var ve oraya gitmek bir onun için gram makarna yemeyecek, pizza yemeyecek. Allah falan ve onun için bir kabus olacak aynen, o gece. Şimdi bunu konuşmazsan, gitmeden bunu sormazsan nasıl o geceden keyif alabilirsin ki? Şimdi tabii sürpriz yapmak çok güzel bir şey ilişkinin içinde ve çok değerli. Ama ona göre birazcık da tanımak lazım. Mesela nelerden hoşlanırsın? Hangi tarz yemekler senin hoşuna gider oradan da okuyacaksın dediklerini. Evet, ya da alerjin var mı? Alerjilerin falan var mı? Hani ne bileyim glutensiz besleniyorum dediğinde kesin İtalyan'a eski kesin. Bir de et yiyor mu yemiyor mu onu da öğrenmekte fayda var. Evet. Kebapçıya götürme yani et yemiyordur ve sen kebapçıya getiriyorsun. Eksi geldi tamam mı? Bu kendi bedeni tanımak çok değerli. Biz Betty Martin'de bu 3 dakikalık dokunma oyununu yapıyorduk ya. Evet, evet. Sen de biliyorsun inzivalardan. İlk yapılanlarda böyle insanların durduğunu. Yani bu arada bu bir oyun ve omuza kadar, omuzla el arasında karşında herhangi bir insan senin istediğin şekilde dokunacak sana. Sen anlatacaksın ama bilmen lazım nasıl istediğini de. Evet. Hani nasıl bir dokunuşlar var onu bile bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ne anlar, ne isteyeceksin? Tamam hiçbir şey bilmiyoruz çünkü. Ondan sonra tamam o 3 dakika onu yapıyor ve sen tabii tensin böyle. Çünkü tanımadığın biri sana bir dokunuyor falan. Ay bu nasıl bir şey? Sonra karşındakine sen soruyorsun. Peki sen bana nasıl dokunmak istersin? Ve sınırların çerçevesinde karşıdaki kendi hayalleriyle sana dokunmayı deneyecek. Ve orada mesela herkesin darumar olduğunu görmüştü. Çünkü ne kadar kendini kalıplara soktuğunu görüyoruz. Ben kendimde de bunu deneyimlemiştim. Aa demiştim. Ve gözümü de kapattım. Ya ne kadar güzelmiş aslında onun bana dokunuş tarzı. Ve ben onu neden düşünmemişim diye sorgulamak. Sorgulamak iyi bir şey. Kendimizi arada bir çek etmek. Nerede duruyorum? Neden ben böyle bir reaksiyon verdim demek bence çok değerli. Kesinlikle katılıyorum. Bunları bir denemek var. Ama ben kendime bir dokunmayı öğrenmeliyim. Nasıl dokunmayı seviyorum? Ve ondan sonra evet uzun süreli partnerini bunları denemek. Bak böyle bir şey varmış. Gel biz birbirimize yapalım. Ve ondan sonra bunu bütün bedende. Ve bedeni tanımak. Ya sen bu insanla bir oluyorsun ya. Yani ilahi tasarım. Evet. Çünkü bu hakikaten bir tanrısal bir tasarım. Öyle bir yapmış gibi, bu priz gibi. Yani evet. Bir tarafı verici, bu birbirinin içine giriyor ve bir vücut oluyorsun. Evet. Yek vücut dedikleri şey oluyorsun. Evet. Ve sen o vücudu tanımıyorsun bile. Evet. Bakmayan bile var. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ve ondan sonra da bıkkınlık gelir. Aa gene bitse cinsel, uff hadi bitse de gitsek. Hayır, abi öğren. Dedi ki o yap bir, ben sana bir masaj yapayım. Bakalım nasıl beğeneceksin. Dokunmanın kaliteleri var. Dokunmanın yolları var. Nasıl dokunacaksın? Hava gibi mi dokunacaksın? Su gibi mi dokunacaksın? Toprak gibi mi böyle bastırarak mı dokunacaksın? Gıdıklama gibi mi? Tamam, üfleyecek misin? Sonra zaten bir bakıyorsun bunu yaparken birdenbire senin içinde de
başka türlü dokunma istekleri geliyor. Neden dokunuyoruz? Bütün sinir sistemini uyarıyoruz. İçimizdeki bütün o mutluluk hormonlarını oluşturuyoruz. Ya zaten sevdiğin adam onunla beraber aynı yatağı paylaşıyorsun. İzin ver, biraz ilerlet. Ben bunun bir de şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi beyinde de bazı kasları çalıştırdıkça orası daha fazla yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyor ya. Nöronlar. Evet, yoğunlar. Ve yani cinsellik anlamında da şimdi biz sadece cinselliği böyle bir tane kutunun içine sıkıştırıyoruz. İşte ne bileyim pornodan öğrendiğimiz, işte dışarıdan gördüğümüz hani böyle el yordamıyla işte bir şekilde bir hal falan filan böyle bir kutunun içine sıkışmış durumda. Ve beynin içinde o, asla o kutunun kapağı da açılmıyor. O kadarlık bir haznesi var ve yapılacak işte bitecek falan bakış açısı. Ama bunun üzerine düşünmeye başlayınca çiftler, bunun üzerine gerçekten kafa yormaya başlayınca orada artık yeni yollar beyin kadına açmaya başlıyor. Kadına doyum olmaz evet. Diyoruz. Yani yeni kaslar aslında geliştirmeye başlıyor bu konu üzerine. Ve daha yaratıcı olmanıza da sebebiyet veriyor aslında. Kendine güvenmeye başlıyorsun. Daha cesur oluyorsun. Evet. Şimdi evet çoğumuzda cinsellikle ilgili çok tabular var. Hmm. Öyle bir toplumdan geldik. Evet. İstediğimiz kadar modern olalım. Göbeği açık, dekoltesi açık yeri. Evet. Onunla cinsellik arasında bağlantı olmak zorunda değil. Aynen. Biz getirdiğimiz bu kalıplarla bir yerin içine sıkışıp kalabiliyoruz. Ama bu namahrem alanımızı, bu el özelimizi, bacak aramızı birbirimizle paylaşırken orada kimsenin bilmesine de gerek yok. Evet. Orada gir bir dene, bir izin ver. Bir bakacaksın ki kendin bu sıkışmışlığını ve o kasılmanın yavaşladığını, rahatladığını ve hiç tahmin etmediğin şekilde cesaretinle partnerine dokunmayı ve o da senden bu cesareti gördükçe o da sana daha farklı dokunmayı ve böyle müthiş bir alevlenme oluyor. Ben mesela bunun üzüldüm bunu yapmadığımıza bilmiyordum çünkü evliliğimde evet. Çünkü hayır yoktu yani öyle bir şey. Ama hani açıktık ama yok. Bilgi yok. Evet. Deniyorsun ama bu bilgiyi nereden öğrenebilirler Suzan? Yani ilişkiler konularında bunları muhakkak eline alınması gerekiyor. Özellikle ilişki çiftlere ve partner olanlara bunların öğretilmesi. Hatta hiç partneri olmasa da kendini geliştirmek isteyenlerin ilişkiler çalışmalarına katılmalarını tavsiye ediyorum. Tantra eğitimleri. Tabi bazı çok radikal tantralar da var. Orada daha da kapanabilirsin. O da var. Yani onlar da var. Ortalıkta her şey iyice araştırıp ona var. Göre bir iyi bir araştırmak lazım. Yumuşak bir ortamda, güvenli bir ortamda bunlar öğrenilebilir. Teorik bir şekilde işte Zoom'dan mesela eğitim veriyor. Teorik o. Bunu uygulamaya geçiremiyoruz ama böyle şeylerde atölyelerde hiç tanımadığımız insanlarla bu kol el arası çalışmalarla aslında dokunma sanatını öğrenebiliriz. Tabii ki cinselliği öğretmek çok zor. Bunlar için yurt dışında ciddi kamplar var. Bunları da çalışmakta fayda var diye ben düşünüyorum. Ben şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Senin bu yakın tarihlerde uzun süredir evli olan ama ilişkileri bir şekilde böyle bir çıkmaza girmiş senden terapi alan bir çift vardı. Evet. Ve onların değişiminin sen yani çok yakından zaten gözlemledin. Evet. Onlardan biraz bahsetsene. Yani aslında orada uzun süreli bir ilişki var. Bir yerde o ilişki tıkanmış. Oradan bile aslında bu bilgileri bilerek o ilişkiyi geri döndürebiliriz, çevirebiliriz. Tabii. Şu anda çok iyi gözüküyor durumlar. Yani şöyle ikisi de aslında çok kapalı, çok mütevazi ailelerin çocukları. Hı-hı. Ve evlenene kadar erkek de kadın da hiçbir şekilde cinsel ilişkide ya da öpüşmede bile bulunmamış. Hı-hı. Şimdi bu iki, yani bu nasıl bir şey? Ne yapacak? İki horoz beraber ötmez. Orada tabii birbirini bir kısıtlama konusu gelmiş. Başta da zaten ikisi de bu konuyu tam bilemedikleri için
biraz canı acımış. Yani bundan haz alamamış vesaire bir konuları vardı. Ve hiçbir şekilde birbirlerine nasıl dokunacaklarını bilmiyorlar. Bilmiyorlardı. Şeyi sinir, şimdi homeopatide şöyle bir şey vardır. Bizim sinir sistemimiz bütün bedenin dış kısmında bir sinir ağı vardır. Solar plexus diye bildiğimiz bu karın bölgesinde var olan ve böyle ani bir şey olduğunda diye burası zıplar ya, orası aslında bizim solar plexusumuz, evet. Tamam, sinir ağının olduğu yer. Ve bu ağ bütün cilt altında parmak uçlarında birleşir. Onun içinde parmak zedelenmeleri aşırı ağrır, şekil ağ. Ondan sonra bir de tabii ki iç organlarda, kasların içinde vesaire bütün bedende var. Şimdi bazı insanlar çok hissetmez. Onların sinir ağı o kadar güçlü değildir ya da çok derindir. Yani böyle mıncık yaparsın, hiçbir şey fazla hissetmez, tamam. Bazısı da aşırı hassastır. Doğru. Şimdi bu arkadaşımızın sinir sistemi aşırı hassas. Şimdi o kadar hassas olunca hani büyütüyor gibi de geliyor partnere. Bu da bu arada başkalarında da olabilir ve hani ay bu çok histerik, ay bunun canı da çok tatlı falan dediğimizde bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Var böyle bir şey yani. Çünkü insanlar keyfi de yapmıyorlar. Keyfi de algısı o. Evet. Ve böyle olunca sen ona göre ona dokunmak durumundasın. Evet. Yani kalktı çat falan yaptığında onun canı benden 10 kat daha acıyordur belki. Doğru. Bilemiyoruz. Ve burada öyle bir vaka vardı. Ve biz beraber bunu oyunlarla işte karşılıklı oturtup ben de partnerimle karşılıklı göstererek bu dokunma oyunlarını çok eğlendik. Ve biz bayramdan önce son buluşmuştuk. Bayramdan beri de bu uygulamanın içindeler. Buluşacağız tekrar, bakacağız nasıl oldu ve ümit ediyorum ve kalbimde de o var, kesin çok tatlı bir yerden tekrar bir alevlenme olmuştur. Çok üzüldüm yani, şöyle yurt dışında 13-15 yaşlarında falan cinsellik dersi var. Evet. Bizde de göğe koydular ama... Yok canım, bizde sadece ped nasıl takılır onu öğretiyorlar. Kadın yumurta... Bir de prezervatif muzlar geliyordu işte, okula. O var. Işte onun dışında için bunların gösterilmesi. Bence rıza çemberinin, o dokunma oyunlarının, dokunma kalitelerinin, bunların konuşulması, öğretilmesi lazım. Çok iyi. Yani seneler önce İzmir'de bir yardımcım vardı. Doğuluydu. Kızını işte 17 yaşında falan evlendirdi ve bir türlü hamile kalmıyor diye doktora gittiklerinde hiç yapamamışlardı. Hiçbir şey bilmiyorlardı. Ve ben o zaman şeyi düşündüm. Aa, orada bir cahiller falan. Ama bu hepimiz için geçerli. Evet. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani hani böyle küçük görmek gibi kendimi şu anda baktığımda öyle gibiydim. Ama aslında ben bile bilmiyordum. Evet. Ve şu anda yaşadığımız keyifli iletişimin temelinde kendi bedenimizi tanımak, yani ben kendi bedenimi, partnerim kendi bedeni ve birbirimizle deneyimsel bir oyun alanı açmış olmak. Evet. Ve bu bir oyun. Oyunun ama sonunda bir hediye var, bir haz var, bir birleşim var ve bir yaratım var. Buna izin verebilmek. Çünkü burada güzel gider, yatak odasında bu ara insan bedeni, partner de, erkek de, kadın da mabet, yatak odası da mabet. Ona göre orası bütün internetten, televizyondan, telefondan uzak birbirine ayırdığın kaliteli bir zaman. Buradaki anlaşma senin hayat içerisindeki bütün anlaşmazlıklarına da inanılmaz bir şifa olacak. Evet. Ve bu çok eğlenceli. Hakikaten çok anormal eğlenmeye başlıyorsun çünkü gülüyorsun. Ay ben nerelerde ne yapayım, neredeymişiz diye gülmeye de başlıyorsun. Bir de şöyle bir durum var. Ben mesela senin inzivana katıldıktan sonra şunu düşünmüştüm. Hep benim için işte hani evlilik, uzun süreli ilişki bir yerde düşünce kısmında korkutucu gelir. Ama oraya gittikten sonra şey dedim. Ya korkulacak bir şey yokmuş çünkü keşfedilecek ve yapılacak o kadar fazla şey var ki birlikte. Hani onu tüketmekten korkmaya, işte sıkılmaktan korkmaya,
Hiç gerek yok. Hayır. Bir sürü kapı var, bir sürü yöntem var, bir sürü yol var ve bir insanı, yani gerçekten biz tanıdığımızı sanıyoruz. Asla. Hani bir insan bir dünyadır diye bir laf var. Aynen öyle. O yüzden yani aynen o öyle. Dünyayı keşfetmek ve buna niyetli olmak çok kıymetli. Şöyle bir şey var. Aynı partnerle ilerlediğin zaman, çünkü cinsellik olduğunda bir intimacy dediğimiz bir belli bir yere getiriyoruz onu. Fakat sen bilinçli bir şekilde bütün alanlarda derinleşmeye başladığında buna deep intimacy, derin ilişki, derin cinsellik dediğimiz bu seksinden değil, bütün dokunuş, bakış, sen bakışarak bile birbirini orgazma taşıyabilirsin. Evet. Öyle bir yere geliyor. Çünkü orada başka bir oluşum var. Ve bunu maalesef hafta sonu sevgilisi ya da kısa süreli sevgililiklerde yaşayamaz. Çünkü birbirimize açmamız gereken bir yer olması lazım. Bir güven olması lazım. Bir kırılganlığımızı ve iletişimimizi tam oturtmamız lazım. Burada yani oturup ondan diyelim ki hakikaten beraber bir zaman geçirdin, çok keyifli bir yerlere geldin cinsellikte ama bazı şeyler, mesela ben bundan pek hoşlanmadım diyebileceğiz ya da ya bu hani sen görüyorum sen bundan çok zevk aldın ama benim için şöyle şöyle olsaydı ben bundan daha çok zevk alırdım diyebilecek bir güven alanı oluşuyor. Evet, bu da zamanla olan. Bu zamanla şey. Oluyor evet kesinlikle zamanla. Yani olan. O öylesine hemen iki günlük bir insanla yapabiliriz. Hadi gel biz şey, şimdi aynen. Derin aynen. Bir cinsellik yaşa. Yok öyle değil. Öyle bir bu. Şey değil. Değil yani. Değil. Ve onun için aslında uzun süreli ilişkinin ne kadar değerli olduğunu anlamamız lazım. Evet. O monotonluğun dışına çıkma anahtarı elimizde. Sen istiyorsan bu olur. Partnerin istiyorsa olur. Ama birisi istemiyorsa kesin olmaz. İki tarafında bu işe soyunması lazım. İlişkide yani derine gitmiyorum. İlişkide bile iki kişilik bir arkadaşlık. Birisi seninle arkadaş olmak istemiyorsa poponu da yırsan o arkadaşlık olmayacak. O ilişki olmayacak. Eğer sevgililik boyutundaki ilişkide ise beraber ancak yürürüz. İki taraf da çalışacak ve çok ciddi bir çalışma var orada. Yani sen yap, biz ben bakarım. Ha, yok, yürümeyecek öyle. Yok. Ve duymak. Ya partnerim bir şey diyor. Ne diyor? Acaba nasıl hissetti? Peki sen mesela diyelim ki ben bundan çok hoşlanmadım. Bana o kadar keyif vermedi. Peki sen nasıl olmasını isterdin? Sana nasıl bir şey olsaydı daha hoşuna giderdi gibi. Böyle derin konuşabilme alanı olması lazım. Ama yüzeysel kaldığında her şey güzel. Yüzeysel. Konuşma yüzeysel, dokunma yüzeysel, cinsellik yüzeysel. Sonra birbirlerini tam olarak keşfetmemiş iki insan birbirinden bir anda nefret etmeye başlıyor. Ve sonra ayrılık geliyor. Tabii. Ama sen daha o yolculuğu bitirmemişsin. Sen daha orayı keşfetmemişsin. Başlamamışsın bile. Yani bile. Mağaranın kapısında duruyorsun. Kalmışsın içeriye girmemişsin yani. Aynen. Ve gördüm sanıyorsun, tanıdım sanıyorsun. Hiç alakası yok. Benim şaşırdığım bu hani şu andaki internet ortamındaki arkadaşlıklarda. Tamam bir yerde diyelim ki hakikaten bir enerji bir oluştu, bir kimya var. Onu da devam ettiremez. Çünkü biz orada gene bir serotonin, böyle oksitosin bağımlılığımızla diğerinde daha iyisi vardır gibi giderken aslında bir çıkmazın içine giriyoruz. Evet. Ama diyelim ki hakikaten kimya düştü. Çok da güldünüz, çok da komik bir yere geldiniz. Orada bırakmamak ve deneyelim ya. Evet birazcık daha açayım kendimi. Acaba o güven alanı var mı? Ben kendim olabilecek kadar burada kendimi açabilecek miyim? Bana o izni verecek mi? O da açılacak mı? Deyip içine dalmak. O zaman bir de bu bilgileri kullanarak, yani bilginin sonu yok. Ölene kadar bilgi bize gelecek. Hani otu ben artık oldum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey unutun. Çünkü olmak da yok. Evet. Bu bir yolculuk. Biz burada yolun sonuna kadar giderken hep nasıl besleniyorsak yemeklerden bilgiyle de besleniyoruz. Ve bu ne kadar zengin bir ortamda yaşadığımızı gösteriyor.
bu yolculuğu beraber giderken, evet ben bunun kapımı da açabilirim, ya yani şunu da açabilirim, şunu da açabilirim diyerek çok güzel bir yere gelinebilir. Çok keyifli.